Sence Borsa İstanbul'da geçtiğimiz gün gördüğümüz o sert satış, bu KKM faizinin arttırabileceğiyle ilgili bir beklentinin önceden satın alınması ya da bu bilginin dezenformasyonu olabilir mi? Tamamen spekülatif bir şey soruyorum. Çünkü çok sert ve hani robotun da tabii etkisiyle oldukça yıkıcı bir şeydi. Varlık fonu ziraat aracılığıyla onun ETF'lerini alarak yine destek yaptı belki ama çok da başarılı olamadı. Gerçekten bu faiz artırımının bir etkisi önceden fiyatlanmış olabilir mi? Olabilir. Aynı zamanda o Tevin bahsettiğim kredi kullanımının yüksekliğini bilmiyoruz. Belki bazı kurumlar bu kredi kurumunu azaltmak istemiştir. Çünkü taşıma maliyetiniz artıyor. Yani geçtiğimiz haftaya göre de takas para piyasasında da ciddi farklılıklar oluşmaya başladı. Hani bunu taşımak hani gerçekten de işi güçleştiriyor. Onlarla da ilgili olabilir. Aynı zamanda döviz de hareketliydi biliyorsun. Hani dövizin getirdiği baskının da bir sonucu olabilir. Ama günün sonunda baktığında %30'un üzerinde bir faiz olduğu zaman eskiden unutmayalım ki bizim borsaya gelen yatırımcıların önemli bir kısmı faiz olmadığı için gelmişti. Yani veya getiriyi elde edemediği için. Buradaki oynaklıklar, bazı hisselerdeki çok aşırı düşüklükler, düşmüşler falan da belli insanları da kaçırdığı için artık kol kesmeler de başlamış olabilir o kesimde de. Onu da bilmiyoruz. Bunu zaman Yani gösterecek. geldiğimize bin pişman olduk. Allah ne şamın şekeri ne arabın yüzü. Ben kardeşim gideyim yine en azından para kaybetmek yerine enflasyonun altında olsa da bir miktar getiri elde edeyim. Yoksa böyle dişimizden tırnağımızdan arttırdığımızın hepsi gidiyor bakış açısı mı diyebiliriz buna? O zaman Veya yatırımcı paniği sayısını diyelim. da azalacağını beklemek lazım belki. Yani esasında paniğini bahsetmek gerekir. Dünkü Haydar Acun'la çok güzel programınızda hani 3 senelik bir perspektiften bahsetti. Gerçekten de 3 senelik perspektif hani bir yatırımda olmazsa hani yatırımdan bahsediyorsak ya yani olmaz şeylerden bir tanesi. Hani geçen gün de Olmazsa seninle olmaz. bahsettik. Maraton koşacağız. 100 metre Doğru. koşmayacağız. Doğru. Yani Çok o güzel. bakımdan doğru. Ancak şu da var. Yani bizim gibi ülkelerde oynaklık çok fazla olduğu için o zaman yatırımcının ya koyması gerekenin yani şu anda koyduğundan çok daha azını koyması gerekir ki 3 sene beklesin arsa aldığı gibi Doğru. rahatlasın. Ya da daha fazla alıyorsa o ister istemez biraz daha spekülatif bir pozisyona dönüyor. Spekülatif derken de spekülasyon kelimesi hani ille manipülasyonla çok gri alanları oluyor ama spekülasyon Evet. siz bir şeyin olmasına betetmeniz anlamında belli bir vadede sonuçta. Yani diyorsun ki portföyünün ya ben evimi sattım buraya koydum. Portföyümün şu kadarını koydum diyorsan zaten senin esasında hisse senediyle ilgili 3 sene onu tutacağım diye değil. Kısa vadede bir getiri beklentin vardır. O yüzden hani bunu da bir spekülatif yatırım olarak görmek gerekiyor. Çünkü büyük miktarda paranı gidip kırmızıya 12'ye koyuyorsun gibi bir durum var orada. Değil Yani mi? tabii çeşitlendirmelerle falan azaltılır ama yani çok az insanda o disiplin ve ruh hali, mental olarak hazırlık vardır. 2-3 sene bakmayayım, arsa Tabii. aldım kenarda kalsın şeklinde. Kaldı. Öbür taraftaki her gün hele Türkiye'de bu haber kanalları şu kadar kazandı, bu kadar kazandı Tabii. diyedikçe insanlar otomatik olarak arabada şerit değiştirir gibi değiştirmek zorunda kalabiliyor. Çünkü bilinçaltlarına işlemiş durumda bu. Yani benim hatta şöyle diyelim 70 milyon Soros var belki bu ülkede. Tabii var. Binlerce dansöz var, 70 milyon Soros var. Peki, şimdi çok güzel iki saptama var. Bir tanesi şu, 3 sene tabii ki de abi Türkiye gibi bir yerde yani ya çok paran olacak bir kısmını koyacaksın ya da az paran olacak. Yani ya kardeşim neyse ne hani ben bunu kenara koy. Ama her günde bir haber akışı var ona da kapatacaksın. Ben mesela hiç pozisyona bile bakmıyorum. Şey yapmıştım. Düştükçe falan böyle kendimce bir şeyler yapıyorum. O ruh halim elbette bazen yani bu kadar yaş yaptık bu işi ama hani bir yerde etkileniyorsun. Çünkü çok sert hareketler de oluyor. Yani portföyünün dörtte birinin gittiğini gördüğün zaman sen de ben bunlara çok alışığız. Ama eninde sonunda bu beyaz saçlar olarak geri dönüyor. Peki şimdi bundan sonrasına baktığımızda tespitin doğru ne yapacağız konusu var. Bankalar tarafı özellikle bu düzenlemelerin ardından falan ben yabancı gelecekse ya da yatırım yapılacaksa çok önemli bir yer olur diye düşünüyorum ama sen ne dersin?
Ya şöyle katılmamak mümkün değil. Yani herhangi bir bankalar esasında makronun bir göstergesi veya indikatörü olarak kullanılıyor. Yani proxy esasında İngilizce kelimesi. Tabii, Hani aynen. siz makro bir Türkiye'de iyi bir şey olacaksa bunun önce finansal sistemden sağlığından geçtiğin varsayımıyla önce oraya gidersiniz. Hatırlarsan ilk 2001 krizinden sonra bizim en çok neler gitmişti? Bankalar. Hatta Bankalar. çok yüksek değerlere gitmişti. Sonra Naci Tabii. Ağbal döneminde göreceli bir istikrarı sağladığında en önce Evet. hangileri harekete geçmişti? Bankalar. Bankalar yine. Tabii. İşler kötü gittiğinde en çok satışı kim yiyor? Bankalar. Tüm bunlara baktığın zaman demek ki şu açık. Türkiye'de makro herhangi bir yabancı veya büyük yatırımcı geldiğinde ilk adreslerinden birinin banka hisseleri olacağı. Yani zaten çarpanları da veya şeyleri de onlara çok derece hassas. Bankacılık sektörünün böyle bir özelliği var. Ancak 3 senelik yatırım mı konusu ayrı bir şey. Şimdi tam Tabii. bir önceki konuşmamıza geliyor. Yani siz eğer Türkiye'de 3 sene sonra ne olacağını bilmiyorsunuz ama kısa dönemde belli bir istikrara kavuşacak, belli bir tedbirler işe yarayacak. Ondan sonra sana bakacağım diyorsanız esasında bu 3 senelik değil, esasında 6 aylık veya 8-9 aylık bir pozisyon. Hazirana Bir spekülasyondur. kadar. Yani Tabii. evet yani veya oradaki şeyden fark edersen ondan sonraki durumu bir daha değerlendireyim diyorsan bu yatırım değil, bu bir spekülasyondur ister istemez. Evet. Önce Evet. ne yaptığımızı da iyi tanımlamamız Seçim gerekir. öncesinde bir pozisyon alıyor olmak bu noktada bir Hı. spekülasyon. Bir kere ona Evet bakmamız yani. lazım. Hele büyük bir pozisyon alıyorsan. Aynen. Yani 3 senelik bir yatırımda Türkiye her yerde bundan daha dipte olamaz. İşte buradan daha yukarı alıyorsan o zaman o bir yatırım. Hani Evet. onlar için de hani çeşitli ama kısa vadede baktığınızda böyle bir yapıyı gördüğümüzde en çok işte şöyle bir şey de var. Yabancıların en çok ağırlıklarını azalttığı pozisyonlardan bir tanesi de bankacılıktı geçtiğimiz dönemde. Dolayısıyla bunu makroekonomik göstergeler iyileşirse oradaki ağırlıkların en azından nötre çevirme ihtimallerinin en yüksek olmasını beklersin. Evet. Hani ön yargılar, ön veriler bunlar. Ha, belirsizlik ne? 2 tane, 3 tane sorunumuz olabilir. Bir, bu yılın sonunda enflasyon muhasebesi hayata geçecek. Bunda yani enflasyon muhasebesi esasında teknik olarak baktığında senin sabit varlıkları olan firmaların işine yarayan bir şey. Hani Çünkü bankalar sabit gibi değerleme. varlıkların değerini yüksek gösteriyorsun enflasyonla Aynen. birlikte. Aynen. Banka ise parasal değer olduğu için parasal değer zaten anında yansıdığı için değer artışını sağlayabileceğin bir şey yok. Onu Evet. zımmen kısmen enflasyona endeksli tahviller yapıyor Evet. anında bankalarda. Oradaki bir şeyde etki de şu olabilir. Biliyorsun hani faizlerin aşırı düşüklüğünden dolayı bankalarımız %5-6 eksi enflasyon. Yani enflasyondan 5-6 puan azına razı oldular Evet. ihalelerde. Evet. Dolayısıyla enflasyon düştüğünde orada da belli bir verim düşüklüğü söz konusu Olacak. olacak. Diğer bir negatif faktör de ister istemez fonlamaları artacak. Yani Evet. faizler artıyorsa fonlama maliyeti artacak, mevduat artacak. Hani bu da diğer bir faktör. Yıl Evet. sonuna doğru göreceğiz. Ama ilk etapta dediğim gibi ilk baştaki faktörler öne çıkacak. Diğer etapta da öbür türlü saydığım belirsizlikler ortaya çıkacak. İşte piyasada bunlara ne kadar ağırlık verdiğine göre fiyatlamaya başlıyor. Evet. Tam da spekülasyon böyle bir şey işte. Evet. Şimdi o zaman bugünden bir pozisyon almak eğer kararınız varsa bu bir spekülasyondur. Çünkü seçimler sonrasında bir düzelmeyi beklersiniz. Burada da en yüksek betası olan yani bu olumluluğa ya da olumsuzluğa en fazla tepki verecek olan banka hisseleridir. Dolayısıyla seçim sonrasında pozitif bir hava bekliyorsanız banka hissesi alınabilir. Evet. Burada yine risk kurun ve faizin nerede şey bulacağı, denge bulacağı Denge. kursu. Elbette. Onunla ilgili işte yani iyi bir şey uygulanırsa bir miktar buraya para girer. Para girdiğinde kurum ve faizin çok fazla artmasına gerek kalmaz. Ama işte 20'ler seviyesinde bir kur, 50'ler seviyesinde bir faiz olasılığı konuşuluyor şu anda piyasada genel olarak fiyatlama bu şekilde. Bizim yaptığımız anket 20 ile 25 arasında bir yerin olabileceğini söylüyor. Ama gelişmelere bağlı olarak eğer çok iyi bir operasyon yürütülürse
ve güven tekin edilirse belki bu kadar faiz arttırmadan, kur bu kadar gitmeden de halledilebilir. Nihayetinde geldiğimiz yer bu. O zaman bir son soruyla bitireyim. Bankalar tarafı dışında baktığın zaman yani yüksek enflasyondan ne? Perakende şirketleri normalde iyi şey elde eder, kar elde eder. Çünkü fiyatlamalarını ona göre değiştirebilirler. Sen bize bir şey, avantajı daha çıkacak perakende şirketlerinin. O da şu, negatif öz sermayeli, negatif işletme sermayesiyle çalışırlar. Yani önce tahsil eder, sonra öder. Dolayısıyla bir para kullanır. Hatırlarsın 1990'lı yıllarda hani bizim bir yaşlar en önemli şeyler petrol şirketleriydi. Niye? Çünkü petrol bayileri bu faiz farkından ödemesiyle geçen süreden faydalanırdı. Migros mesela o dönemin yıldız hissesiydi. Tek para kendiciydi. Çünkü bu dediğim olay gerçekleşiyor. Hani baktığın zaman hani paraken nakdi zengin olan, yüksek olan şirketlerinde bu dönemde bir daha iyi performans göstermesini beklersin hani bankalar dışında. Zaten perakendecilik bir şekilde bence tam CFO işi yani sermaye yönetimi işi, negatif işletme sermayesi işi gibi gözüküyor karşı tarafa yansıtmak açısından. Peki bunun dışında hani bir portföy oluştursam bugünden seçim sonrasına spekülatif bu genel beklentileri de koyduğumuzda ortaya nasıl bir dağılım yaparsın sektörel açıdan baktığında? Hani bankaları, perakendeyi bir tarafa koyduk. Başka ne olabilir ya da ne olmayabilir? İhracatçı, yani bir de ihracatçı şirketleri alman gerekir. Yani sonuçta bir şekilde cari denge sağlanacaksa ihracatçı şirketlerinde yurt içindeki talep daralmasından en az etkileneceğini varsayarsan ihracatçı şirket ya yurt dışında iş yapan müteahhitlik şirketleri de olabilir. Bu gibi şirketler için önemli faktörler. Zaten hani böyle bir dönem için yapacağın şey şu, hani firmalarda arayacağın şey yani kendi likiditesi yüksek olan firmalar. Borsadaki işlem hacmi olarak değil, kendi bilançosundaki likiditeden bahsediyorum. Cari oranı yüksek olanlar. Aynı zamanda yurt dışına minimum %20-25 kadar ihracatı olan diye düşünebilirsin. Yabancı pozisyonunun da hani para pozisyonunda %10-15 en az artı da yukarıda long olan bir şirket olduğunu düşünebilirsin. Bir de emtiaların hani dibe vurduğunu düşünürsen dövizle de alakalı olduğu ve onun da ekonomik yurt dışındaki canlanmadan dolayı ihracata gidebileceği sektörler olabilir. Hani bunlarda dengeli bir portföy en mantıklısı. Ama dediğim gibi esas da bir soru hala bilmediğimiz seçim sonrası nasıl bir ortamla karşılaşacağımız. Hani iyimser ve kötümser senaryoda yatırımcılara en önemli tavsiyem şöyle. Gözlerini kapasınlar, aldıkları pozisyonda ne kadar kayba kendilerini rahatsız etmeyeceği seviyeyi bulsunlar. Ondan sonra portföyü o miktar üzerinden oluştursunlar. Bir daha söyle bunu lütfen. Yani diyeceğim şey şu. Mesela bugün 1 milyon liram var. Hani yuvarlak rakam olsun diye söylüyorum. 1 milyon liramda ben eğer 100 bin lira kaybetmek benim hayatımda çok fazla bir şey değiştirmeyecekse veya %20'lik bir değer kaybı. Yani ben 800 bine, yani 1 milyon yatırdım ama bende 800 bin lira var diyebileceğiniz bir para olsun. Yani bu 200 bini gözden çıkarabildiğiniz bir şey olsun. Evet. Yoksa eğer buna bir de borçla vesaire giriyorsanız o zaman çok çok büyük risk alıyorsunuz ve kaybınız çok büyük olur. Esasında bir borsada insanların kaybetmesinin en büyük sebebi kaldıraçlı pozisyonları. Yani siz kaldıraçlı pozisyonları en haklı olduğunuzda bile geri gelir. Siz taşıyamazsınız. Haklı olmanıza rağmen o zamanlamayı oturtamadığınız için para kaybedersiniz. Çok ünlü bir söz vardır. Milton Keynes'e aittir. Keynes der ki piyasaların irasyonelliği benim likidite veya zora düşmememden daha uzun süre sürebilir. Yani sizin pozisyon çok doğru olabilir. Yani İngilizcesi de Marcus can remain irrational more than I can remain solvent. Yani bütün hikaye bunun. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir diyelim esasında. Evet. Bizim ve yani zamandan daha uzun süre piyasalar
anormal bir davranış içerisinde bulunabilir. Devrimin söylediği gibi altın 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 diyor. Altında acayip bir manipülasyon var diyor. İşte nikelde taşlar çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Ama sonuçta gün sonunda herkes altın gidiyor mu gitmiyor mu ona bakıyor. Biz de evet yanlışlık var, evet şu, evet bu anlatabiliriz. Ama senin sermayen eriyorsa enflasyona yapacak bir şey yok. Big Short filmini mesela Big Short filmini çok kişi seyretmiştir. Hani bu Amerika'daki evet. Mortgage krizinde hatırlarsın. Bir ara o pozisyonu alan çok para kazananlar, hani başarılı evet. insanlar da bir ara müşterilerin baskılarıyla karşı karşıya geldiler. Evet. Çünkü oradaki fiyatlar onların öngördüğü yönde gitmiyordu. Hatta büyük bankalar, o mortgage'ları destekleyen kurumlar o fiyatların piyasanın beklentisinin aksine vergiler gelmesine rağmen daha kötü duruma düşürüyordu onları. Margin call'ı evet. sürükleyecek derecede. Ancak onların durumu yeterli olduğu için o parayı o dönemin sonunda fazlasıyla kazandılar. Bizim görmediğimiz ise onların durumunda olmayıp mecburen pozisyonlarını en kötü zamanda likide edip haklı olmana rağmen bu işten zararla çıkanlardı. Evet. Dolayısıyla esasında en önemli şey hep likiditedir, zamanlamadır. Ben hep şeyi düşünürüm. İyi şey, doğruyu bilebilirsiniz ama yanlış zamanda bilebilirsiniz. O yüzden hani her zaman doğruyu bilmek yetmiyor. Mesela piyasayı shortlayacağım. Evet ama shortladığınız pozisyondan bile yönünüz doğru olmasına rağmen para kaybedebilirsiniz. Evet yani orada burada, hani İngilizce bir şey vardır. Cebin ne kadar geniş. How deep your pocket. Aynen öyle. Aynen öyle. Deep pocket olmak çok önemli. O zaman ben de bize her yayında İhsan bir tane böyle güzel lafı ekrana getiriyor. Onu söyleyelim. Devletin para yönetiminin tarihi birkaç kısa mutlu dönem dışında aralıksız dolandırıcılık ve aldatmacı olmuştur diyor. Yani esasında hepimiz aynıyız, yoktur birbirimizden farkımız, hepimiz Osmanlı Bankası'yız şeklinde. Ben devleti siyasetçi olarak ayırıyorum biraz. Devleti eğer halktan ve onların seçtiği siyasetçilerden korumak istiyorsanız mali kuralı getirmeniz lazım. Ama sen de diyorsun ki zaten Bretton Woods yıkıldı, mertlik bozuldu. Evet. Zaten mali kuralı bozmak için Bretton Woods kaptırırdı. Evet. O günden beri de zaten hem Amerika'da hem de dünyadaki finansal piyasada aşırı kaldıraçlar çok önemli problemlere yol açtı. Yani çok ufak bir şey söyleyeyim. Bu olaylar görülmedik bir şey değil esasında. 2008'den evet. beri. Esasında çoğu da kaldıraç ve birçok merkez bankası esasında bağımsızlıktan bahsediyoruz ya. Aynı zamanda evet. şunu da doğru konuşmak lazım. Piyasalarında esiri olmuş durumda. Mahkum aynen. durumda. Yani tam doğruyu yapamıyorlar. Piyasayı da ne kadar bozarım mı da göz önüne alıyorsun. O zaman da kapitalist sistem hani felsefik açıdan baktığında çalışması gibi çalışamıyor. Yani geçen programda bahsetmiştim. Çalışamıyor. Resesyon kötü bir şey değil. Resesyon verimsiz birimlerin elimine edilmesini evet. sağlayan bir olgu ekonomilerde. Biz ise ta Greenspan döneminden beri her seferinde resesyondan kaçalım diyerek bütün bu olguları belirtiyoruz. Hatta Japonya niçin eleştiriyordu? Bütün bu zombi şirketleri yaşatıp büyümesini küçülttüğü için şimdi bütün dünya bir bakıma Japonya ulaştı. Evet. Aynen öyle. Vallahi o zaman bence şöyle bitirelim. Parayı veren düdüğü çalıyor. Maalesef. Yani siz parayı borçlanmayı bankacıların eline bırakırsanız ve de veya kendi siyasi varlığınızı sürdürmek için yurt dışından birilerinden borç alırsanız onların oyuncağı olursunuz. Onların dedikleri yönde ilerlemekten başka seçiminiz olmaz. Bir şekilde bir finansal bağımsızlık elde edebilmek için acı reçeteyi içmek ve yanlış yapmamak gerekiyor ama maalesef ki hep acı reçeteyi halkımız içiyor dedikten sonra umuyorum düzgün bir güzel bir yayın yapmışızdır. Ben çok mutlu oldum. Siz de beğenip üye olursanız çok seviniriz diyelim. Tankut Taner Çelik bir kere daha çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bir bakar verin.